Şimdi Heh. toplar damarlarımız yer çekimine karşı çalıştıkları için bunların içerisinde kapakçıklar var. Evet. Ama bir genetik yatkınlığımız var ise, Aha. özellikle görüyoruz şu evet, anda da evet. genetik yatkınlık zemininde Aha. bu damarın duvarı bozuk ise, Aha. kadın cinsiyet, doğurganlık, ayakta çalışmak, yatarak ama oturarak çalışmak, hı hı. kilo, sigara, topuklu ayakkabı vesaire Yani yardımcı faktörlerin varlığında hı hı. damar duvarı. Mevcut basınca dayanamıyor ve genişlemeye başlıyor. Aa. Genişleyince kapakçık kaçırmaya başlıyor. Tabii kaçırmaya başlayınca bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Evet. Yani kaçırdıkça daha çok genişliyor. Genişledikçe daha çok kaçırıyor. kaçırıyor Ay ne fena bir şey. Sonuçta evet. varislerimiz Varisler ortaya çıkıyor. Oluşuyor. Evet. Yani e, basitçe anlatırsak böyledir. Peki varis kimlerde olur diyeceğim ama sen e, 20-30 yaş üstü herkeste evet. olur diyorsun ama Aa, en böyle riskli durumlar nedir? varis? En riskli durumlarımız gebelikler. Ha. Özellikle hanımlarda. Hı -hı. Gebelik sonrasında zaten ben hep şey söylüyorum gelen Hı -hı. hastalarıma da. Yani iki tane doğum yaptım, üç tane doğum yaptım diyor. Hı -hı. Çok Hı -hı. kötü bir bacak değil. Hı -hı. Siz bundan sonra muhtemelen Hı -hı. Yani ameliyatlık hale ya da çok patolojik bir hale gelmiyorsunuz. Kadınlar Hı -hı. için en önemli risk faktörü gebelik. Ama hı. tabii bunun yanında artık hayat şartları çok ağır biliyorsun. Hı hı. Ayakta durmak. Meslek hastalığı diyoruz mesela. Doktorlar, tabii, hemşireler tabii. işte hı hı. kasaptı, manavdı. Hı hı. E, devamlı oturarak çalışanlar. Çok ciddi hı. bir bankacı popülasyonumuz var mesela. Tabii. Hiç kalkmadan kadınlar hı hı. oturuyorlar bütün gün. Bir şey yap, ne yapabiliriz mesela? Yürüyüş. Ha, Toplar yürüyüş. damarın kalbi baldır kasımız. Bakın o kapakçığın hareketini hı hı. baldır şu, kası şu sağlıyor. Evet. Yürüdükçe kas kasıldıkça yukarıya doğru ittiriyor. Onun için sabit durmayın diyoruz. Oturarak Aha. kalmayın diyoruz. Ve yarım saat 45 dakika buna Amerikalılar vitrin gezisi diyorlar. Kitaplarda öyle geçer. Aha. Vitrin gezisi tarzında süratiniz 3-4 kilometreyi geçmeyecek şekilde mutlaka yarım saat 45 dakika yürüyüş diyoruz. Yani o zaman bütün çalışan, ayakta çalışan içinde, oturarak çalışan içinde, evde olan içinde, Kesinlikle. doğum yapmış olan içinde, e, evin içinde bile olsa, çıkamasa Kesinlikle. bile muhakkak e, hareket etmesi gerekiyor Mesela bir süre. Mesela bu bankacı popülasyon olsun ya da Hı -hı. işte hemşiresi vesairesi Hı -hı. olsun. Hı -hı. Bunlara mutlaka 20 dakika, yarım saati geçirmeyin. 3-5 dakika da olsa bir tur atın diyorum. Hı -hı. Teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Teşhiste altın standardımız ultrason. He. Son derece basit, son derece ulaşılabilir, <laughs> her yerde var, ucuz, can yakmayan, invazif, girişimsel bir <laughs> işlem değil. <laughs> ultrason, ultrason bize bu kaçağın derecesine göre dört üzerinden bir sonuç veriyor. Anladım. Birinci, ikinci dereceden bir kaçak tespit edersek <laughs> biz bunları diyoruz ki size çorap yazalım, ilaç verelim. Eğer ki kozmetik rahatsızlığınız varsa da <laughs> iğne tedavisi yapalım. Eğer üçüncü, dördüncü derece bir yetmezlikten bahsederse o zaman size diyoruz damarın çapına bakalım. Hı. Normal çarklarda 4,5-5 milimden fazlaysa çap, hı hı. özellikle 6'ları geçmişse artık diyoruz ki bu damar sizin işinize yaramıyor. Bunu saklamaktaki ana amacımız ileride oluşabilecek bir koroner bypass'ta graft olarak yani damar olarak kullanıyoruz. Onu çıkartıp kalbe takıyoruz. Anladım. Ama 6 milimi, 7 milimi geçmişse… Zaten Hı -hı. biz o damarı çıkartınca şişirip bakıyoruz böyle tespit tanesi gibi boncuk boncuksa zaten kullanılamaz diyoruz saklamanın da bir faydası Hızı yok. yok size zararı var alalım diyoruz. Alalım diyorsunuz. Çeşitleri var mı? Çeşit görsel olarak aslında He. yani inceden kalına doğru şey yaparsak Hı -hı. en küçük böyle kırmızı renkli olanlara örümcek diyoruz Hı -hı. birazcık daha menekşe mor olunca telencikler diyoruz Hı -hı. daha büyük olunca işte sizler var istiyorsunuz biz pak ediyoruz. Ha. Zaten en büyüğü de ana damarımız. Onu gözle görmek çok mümkün Hı -hı. değil. Ultrasonla değerlendirebiliyorsun. Ee, yeni yöntemler var mı varis tedavisinde? Kesinlikle. Şimdi müsaade edersen <laughs> Tabii burada ki. istersen birlikte bakalım. Tabii ki. Ay çok da genç varis olması için evet. ama 20-30'dan sonra dediğine göre olabilir derin, yani değil mi? Devin arkadaşlara ah, diyordu zaten. Ah canım geçmiş olsun. Ayşe Hanım'a iyi davranın diye. Çok kahrımızı çekti. Ayşe'cim hoş geldin. Şimdi şunları şöyle bir koyalım. Ee, <laughs> aslına bakarsan Nergizcim, son 10 senedir Türkiye'de Bayağı. bu gördüğünüz bir lazer kateteri evet. çok yaygınlaştı. Oo. Eskiden <laughs> bu, kas bu bilek hizasında tam şuradaki bileğimizin <laughs> evet. önünde... Buradan bir kesik yapıyorduk. Evet. Arkasından, kasıktan bir kesik yapıyorduk. Buradan yedik. kesip, İçinden evet. bir tel yolluyorduk. Evet. Sonra bu telin ucuna bu damarı bağlayıp aşağıdan çekip kopartıp çıkartıyorduk. Evet. Yani son derece brutal bir ameliyattı. Hmm. Kanamalı, ağrılı, Zor. insanların keyif almadıkları bir ameliyattı. Fakat artık son 10 senedir ben hiç klasik ameliyat yapmadım. Şimdi bunu mu yapıyorsun? Şimdi bunu yapıyoruz. Bu herhalde çok bu, rahat. Bu modern Günümüzün en gelişmiş teknolojisi. Kişiyi üzmeden. Hiçbir şekilde oh. üzmeden. Ne iddia ediyorsak da yatış yok, ağrı yok, kanama yok, hiçbir şey yok. Yürüyerek geliyorsunuz, 3 saat sonra yürüyerek evinize Süper. dönüyorsunuz. Süper. Ayşe tamam. çok şanslı o zaman. Ayşe oldama. çok iyi durumda. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Hı. Ultrasonumuzla diz evet. hizasından bir yerden damarımızı buluyoruz. Ha. İçine bir giriş kateteri dediğimiz bir kateter koyuyoruz. Yani bununla önce damarı buluyorsunuz. Evet, evet. Sonra Kesin bulduğunuz yok. Hiç yerden şey yok. böyle bir içeriye evet. bir kateter koyuyorsunuz. Kateterin çok güzel. Ultrason eşliğinde yerleştirdikten sonra bu kateterin içerisinden evet Hanım'ı çok üzmeden Aa. bunu ittiriyoruz. Ha. Sonra bu yüzeyel damarın burada derin damarla yani evet. ana damarla evet. birleşim noktası var. Evet. Sonra ultrasonumuzu buraya koyuyoruz. Evet. Burada Ucunu görürsün. E, görseli rica edebilir miyim lütfen arkadaşlar? Ama çok güzel. Ameliyat görseli. Yani güzel demeyeyim tövbe tövbe ama yani iyi bir olay olmuş bu. Çok, e, çok insanın başlı, çok yaşam kalitesini evet. rahatlatan bir şey Bir olmuş de biliyorsun şey. bizim kitaplarımızda şey vardır. iş güç kaybı. İş güç kaybınız yok. Ertesi sabah işe gidebilirsiniz. İşe gidiyorsun. Aa o da güzel. Bunu buradan gördük, yerleştirdik evet. arzu ettiğimiz evet. noktaya. Evet. Evet. Sonra cihazı çalıştırdığımızda... Hah. Oo, Şimdi görüntü bak bu da geldi. Ani bak, bak. animasyonu. İşte bu kadar. Burada düğmeye bastığımızda yakmaya başlıyoruz. Tık yakıyor. Her bir santimde 8 saniye çalışacak şekilde orayı yakıyoruz. Arkasında bak birer santimlik görsellerimiz var burada. Evet, orası evet. yaktı bak bir santim çektik bak. Orası Aa, kapandı. Kapandı. Burasında da 8 saniye yaktık. Evet. Sonra bir santim daha çektik. çektik. Böyle, Böyle 8 yani, saniye ha, yaka yaka. 30 yaka santim desem işte ne oluyor? 3 kere 8, 24. Evet. 4 dakikada bitti. Bu arada da etrafına hem etkisini arttırabilmek için, evet. hem cildi yakmamak için, evet. hem de sonraki ağrılarımızı azaltmak için içinde adrenalin ve ağrı kesici olan bir solüsyon enjekte ediyoruz. O zaman ağrı da çok hafif Evet, diyor. ameliyat sonrası ağrımız da minimalize olmuş oluyor ha. ve hasta... Genellikle çok böyle fobik değilse Hı. lokal anesteziyle yapıyoruz bu işleri. Nadiren lokal de olabiliyor yani. Yani %99'unu lokal yapmayı tercih ediyoruz. Ha, çok korkan Konuşa konuşa, konuşa ha. çok fobik değilse ondan sonra o uyutmuyor. Zaten sedatize ediyoruz böyle sersemletirler yani evet, endoskopi evet, vesairede. Evet. Sedasyonumuzu evet. da yapıyoruz. İşlemimizi işte dediğim gibi böyle çek 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 ve sonuçta hepsini birden çıkarttık. Merhaba dedik, alas mı aldık dedik ve Aa, bitti. Geçmiş olsun dedik. Ayşe, Peki, de, Ayşe dedik. de geçmiş olsun dedik. Peki e, Ayşe ameliyatını bu e, ameliyat bile diyemiyorum buna tedaviyi uyguladınız bitti. Ayşe de tekrar eder mi bu durumlar? Tekrar yok, evet. Yani özellikle Hah. hem hastalarımın hem Instagram'da gelen en sık soru. Şimdi bu damar <laughs> öldü, bitti <laughs> yani bu damar. Bitti. Böyle bir ihtimal değil. Ama bir Arkada şu anda göremiyorsunuz. Buradan ha. baldıra giden bir küçük damarımız var. Hı hı. O hı hı. insanların bir kısmında herkeste olmayan aşağı yukarı yüzde 15-20 popülasyonda hı hı. olan hı hı. buna paralel giden bir aksesuar damarımız var. Hı. Bunlar ameliyat gününde normallerse biz buna müdahale etmiyoruz. Hı. Ama sizin genetik yatkınlığınız olduğu için yani damar duvarınızın bütünlüğü bozuk olduğu için zaman içerisinde ameliyat günü hasta olmayan damarlarınız hastalanan ha, yani bununla hiç alakası olmayan ama sizin kendi genetik durumunuzdan dolayı olan Aynen. bir şeyler olursa Aynen. ki zaten eee varise yatkın diyelim o kişi. Geçenlerde bir hastam şey dedi. Ben başka bir doktora daha gitmiştim. Bu tekrar işini sordum. E, dişindeki çürüğü yaptırıyorsun. Bir daha çürümeyeceğini garanti ediyorlar mı dedi. Çok doğru. Yani güzel bir benzetme aslında. Belki doğru çok uygun bir değil ama. Ama doğru. Yani, yani olmayacak diye bir şey yok çünkü, tabii. Çünkü Kilometrelerce damar var metrelerce bile değil yani Hı -hı. kilometrelerce tabii, damarımız tabii, var. Tabii. biz yarım metresine müdahale ediyoruz Hı -hı. ama ben ne diyorum ben yaptığım işin arkasındayım bunu kapandığını Hı -hı. garanti ediyorum Hı -hı. ama İlerideki yarın bu hasta varsa. olur bu hasta olur şuradaki başka hasta olur buna yapabileceğimiz Hı -hı. Ama bir şey yok. Ama bu yaptığımızda tekrar etmez artık evet. en önemlisi Ne yapıyoruz bu. arkasından da işte Hı -hı. hem yatkınlık Hı -hı. olduğu için hem ameliyatlık bir hasta olduğu için barış çorabı öneriyoruz. Hı -hı. Anladım.